Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Haftalardır Türkiye suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarını konuşuyor. Daha doğrusu bu video içeriğini diyelim. Bu videolarda devlet kurumları zan altında bırakılmış durumda. Suç ikrarı var, tehdit var. Yurt dışından meydan okuyan bir suç örgütü liderini izliyoruz. Ve tabii ki bu ifşaatlardan sonra çeşitli gelişmeler var. Suç duyuruları var. İşte mesela iddiadaki isimler teker teker konuşuyor. Bu videolar sonrası yaşananlar hem siyaset mafya ilişkisini hem de AKP içerisindeki bazı çatlakları ortaya çıkarması bakımından da farklı bir önem taşıyor aslında bu durum. Böyle de bir çıktısı var bu durumun. Sizce şu anda Türkiye nasıl bir dönemden geçiyor? Siz bu yaşadığımız, bu son 20-25 gündür yaşadığımız durumu nasıl yorumluyorsunuz? Bugün yaşananlar aslında Türkiye'nin son yıllarda yaşadıklarının bir yansıması. Yani Türkiye iyi yönetilmiyordu, bunu biliyorduk. Türkiye'de bir kara para aklanması vardı, bunu biliyorduk. Uyuşturucunun odağı noktasına gelmişti Türkiye, bunu biliyorduk. Man Adası'ndan vergi ödememek için yapılan girişimlerin ne olduğunu biliyorduk. Böyle bir ülke içerisinde yaşıyorduk ve yönetilemiyordu. Şimdi kendi içerisinde yaşadıkları çıkar çelişkileri, çatışmaları neticesinde bir suç lideri yurt dışından beyanlarda bulunuyor. Beyanlar bir kere korkunç ama asıl süreye bakmak lazım. Bütün bunları yöneten kişi kim? Bütün bunların başında olan kişi kim? Bir mafya lideri diyor ki bana bir suç işletildi ve ben bununla ilgili konuşuyorum. Bu suçun içerisindeki kim? Süleyman Soylu var diyor. Süleyman Soylu'yla ilgili sadece bir cinayeti araştırmasını söylemiyor. Kolombiya'dan diyor ki 4.900.000 ton uyuşturucu gelecek diyor ve bu Türkiye'ye gelecek diyor. Soylu açıklama yapıyor. Diyor ki evet Kolombiya bakanıyla görüştük ama pandemi nedeniyle görüşmelerimiz pek sağlıklı falan gitmedi diyor. Bunun Türkiye'ye geleceği belli mi? Türkiye'ye geleceği belli. Kolombiya'da bu yakalandı mı? Yakalandı. Allah aşkına ya. Sedat Peker'le ilgili yaptıklarınızı biliyoruz. Neler yaptığınızı biliyoruz da bir İçişleri Bakanı sağlıklı bir şekilde bir bakanla pandemi nedeniyle niye görüşemiyor onu anlamıyorum. Böyle büyük bir uyuşturucu pazarının içerisinde nasıl oluyor onu anlamıyoruz. Şimdi bugün yaşananlar ve anlatılanlar, Sedat Peker'in kardeşinin anlattıkları korkunç. Bununla ilgili suç duyurusunu ilk bir barosu yapmamış olsaydı, Türkiye Barolar Birliği yapmayacak mıydı? Sivil toplum örgütleri yapmayacak mıydı? Hadi onları bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları daha ne olmasını bekliyorlar harekete geçebilmek için? Daha nasıl ifade bekliyorlar, ifşa bekliyorlar? Bu çok şaşırtıcı. Şu çok açık. Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ifade etti. Türkiye'yi bir cumhur ittifakı yönetmiyor. Türkiye'yi cumhur mafya ittifakı yönetiyor. İç içe girmişler. Mafya ittifakının küçük ortağı, cumhur ittifakının büyük ortağından bir şey istiyor, bir şey talep ediyor. Diyor ki, ben diyor içeride bir zamanlar sana hakaret eden, bana hakaret eden suç örgütü lideri olan ben Alaaddin Çakıcı'nın dışarıya çıkarılması için af istiyorum diyor. Ve Cumhur İttifakı'nın lideri Tayyip Erdoğan bu affı gerçekleştiriyor. Bir mafya lideri dışarıya çıkartılıyor ve o mafya lideri günlerce siyasete yön vermeye çalışıyor. Altına imzaladığı bildirilerle siyasileri tehdit etmeye çalışıyor. Arkasından başka bir mafya lideri çıkıyor, Soylu'yla biz aynı yolda yürüyor, İçişleri Bakanı'yla aynı yolda yürüyor. Onunla ilgili benimle irtibat kurdular diyor. Soylu da çıkıyor diyor ki, eğer böyle bir irtibat kanıtlanırsa benimle ilgili birilerinin pazarlık yaptığı, özellikle ben bu öz kardeşini tanıyordum, böyle bir şey olduğu kanıtlanırsa ben namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim diyor. Peki kanıtlanıyor. Bu suç lideri videosunu yayınlıyor ve bunlar bir telaş içerisinde diyorlar ki evet bundan Soylu'nun haberi yoktu. Soylu'nun bundan haberi vardı, yapanların haberi vardı. Soylu suç batağının tam doğu ortasında. Bir şeyi daha net bir şekilde ifade edeyim size. Recep Tayyip Erdoğan
damadını görevden alabilir ama soyduyu görevden alamaz. Çünkü soyunun açıklayacakları konusunda kesinlikle tedirgin. 25 gün hiç açıklama yapmadan beklemesinin temel nedeni o. Soylu zaten gereğini söyledi. Soylu Sedat Peker'e cevap vermiyor. Soylu Adalet Bakanı'na cevap vererek, Soylu tehdit ederek aslında, aba ağzından sopa göstererek, Soylu daha önceki İçişleri Bakanı'na aba ağzından sopa göstererek aslında asıl Tayyip Erdoğan'a diyor ki eğer bana dokunursa bu, Sedat Peker'in ne anlattığı önemli değil. Benim anlattıklarım seni yerinden eder demeye getiriyor. O yüzden bizim asıl soru şu, Sedat Peker'le kimse uğraşmasın. Türkiye'nin asıl başına bela olan ve görevden alınması mümkün olmayan kişi Süleyman Soylu'dur. Neden? Bildiklerinden dolayı. O zaman Sayın Özkoç, biz bu 10 bin dolar alan siyasetçi hiçbir zaman öğrenemeyecek miyiz acaba? 10 bin dolar alan siyasetçi kim biliyor? Süleyman Soylu biliyor. Kim biliyor başka? Mafya lideri biliyor. Peki 10 bin dolar alan böyle bir kişinin var olduğunu Süleyman Soylu televizyondan söylüyor. Hadi mafya liderinin bir karşılığı yok. Peki İçişleri Bakanı televizyondan diyor ki ben bunu biliyorum. Kim olduğunu savcılar bana sorarsa ben cevap vereceğim diyor. Niye savcılar harekete geçmiyor? Neden Süleyman Soylu gidip de Cumhuriyet Başsavcısına evet 10 bin doları alan bu siyasetçidir, bununla ilgili gereğini yapın demiyor? Bütün bunların hepsi aldatmaca. Söyledikleri şeyler insanları oyalamak için söylenen şeyler. Aslında söyledikleri her şeyin altında bir mesaj var. Kime gittiği de çok açık olan bir mesaj var. 10 bin doları da açıklarım diyor Süleyman Soylu. Adalet Bakanı'nın harekete geçmemesini de açıklarım diyor Süleyman Soylu. Sedat Peker'le ve mafyayla olan ilişkilerinizi de açıklarım diyor. Suriye'deki olan olayları da Sedat Peker açıklamakla açıklarım diyor Süleyman Soylu. Siz o yüzden bana dokunamazsınız diyor. Bunların hepsi birbirleriyle ilişkili suç örgütü içerisinde aynı sarmalın içerisine girmişler. Birbirlerini tehdit ediyorlar. Türkiye bunu seyrediyor. Peki siz ne yapacaksınız? Yani bu konunun üzerine gidecek misiniz? Nasıl bir strateji belirleyeceksiniz bu ifşaatlardan sonra? Bunlarla ilgili biz gerekli suç duyurularını yapıyoruz. Biliyorsunuz araştırma önergesi verdik, soruşturma önergesi verdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. AKP'li ve MHP'li milletvekilleri bunun altına imza atmadıkları için, araştırma önergesinde reddettikleri için genel kurulda görüşülemedi. Ancak biz bu konuyla ilgili üzerimize düşen her şeyi yerine getirecek, bunların peşini asla bırakmayacak, Soylu'nun da peşini bırakmayacak, Recep Tayyip Erdoğan da eğer bu ilişki ağı içerisindeyse onun da peşini bırakmayacak. Bizim istediğimiz şey şu, onlar şimdi bir gölge yaratırlar. Az önce sizin haberleri dinliyorum. Türkiye'de şu andaki sıkıntı nedir? Pandemi sıkıntısı, yoksulluk, işsizlik, esnaf sıkıntıda insanlar gerçekten çok büyük bir sıkıntı içerisinde bir mağduriyet yaşıyorlar. Şimdi son günlerde ne konuşuyoruz? Pandemiyi konuşuyor muyuz? Esnafın sıkıntısını konuşuyor muyuz? Yaşadıklarımız mağduriyetleri ve insanların yoksulluğunu konuşuyor muyuz? Hayır, ne konuşuyoruz? Sedat Peker'i konuşuyoruz. Mafya'yı konuşuyoruz. Az önce siz de söylediniz. Ayasofya Camii'nde bir imam Allah'a dua edeceğine, Allah'a karşı işlenen suçlardan dolayı bütün ülkesi adına af dileyeceğine Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj vermek için bu cumhuriyetin kurucularına laf söylemeye çalışıyor. Bir gündem değişikliği yaratılmaya çalışılıyor. İnsanları tartışma alanının başka bir tarafına çekmeye çalışıyorlar. Oysa ki şu anda Türkiye'nin en büyük mağduriyeti pandemiyle ilgilidir, aşıyla ilgilidir, yoksullukla ilgilidir, esnafın ve iş insanının hatta insanlarımızın çektiği çileyle ilgilidir. Evet Sayın Özkoç, şimdi geçtiğimiz haftaya damgasını vuran bir olay da Sayın Akşener'e yönelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik provokasyon, saldırı girişimi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la elbette ki sözleri. Dua et daha neler neler olacak, bu daha iyi günler dedi.
gelin hanıma gereken ders verilmiştir dedi. Pek çok başka da ifadesi var tabii ki. Belli ki iktidar siyaset dışı bir söylem geliştirdi ve bu da aslında bunun son halkası diyebiliriz. Daha önce pek çok örneği de vardı. Yani linç girişimleri ve saldırılar da akıllara geldi tabii ki bu son yaşanan durum sonrası. Aynı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, mafyaya taviz yok. Türkiye babaların racon kestiği bir ülke değildir ifadesini de kullandı aynı konuşmada, grup toplantısında. Dolayısıyla şimdi gözden kaçan bir gelişme de şu oldu aslında. Alaaddin Çakıcı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri, o mektuptaki ölüm, hakaret içeren o ifadeler savcılık mütalaasını sundu ve basit bir tehdit olarak değerlendirdi. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde iktidar mafyaya taviz vermeyiz açıklaması yaparken muhalefete dönük bir gözdağı mı verilmeye çalışılıyor? Bu nasıl bir iklim? Bu artık diktatörlükle yönetilen ülkelerde başvurulan mücadele şekillerinden bir tanesidir. Daha önceden Kılıçdaroğlu'yla ilgili biliyorsunuz Süleyman Soylu cenazelere kesinlikle Cumhuriyet Halk Partililer alınmasın diye halkı kin ve nefret duygusu aşılayarak bir kışkırtmada bulunmuştu. Bunu AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan da desteklemişti. Daha sonra Çubuk'ta bir şehit cenazesinde tamamen organize edilen bir şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunuldu. Neredeyse sığındığı ev yakılıyordu. Bütün bunların nedeni Soylu'nun ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta aşıladıkları kin ve nefret duygularıdır. O nasıl bir gençlik istiyor? O kindar bir gençlik istiyor. O nasıl bir ülke istiyor? Ayrışmış, birbiriyle çatışmış bir ülke istiyor. Sayın Meral Akşener'e, senin daha bu yapılanlar azdır, daha neler olacak diye tehdit etmesinin nedeni bir korku iklimini en üst seviyeye çekmesidir. Diyor ki bütün yaşayan Türkiye'deki insanlara, bir siyasi parti liderine, ana muhalefet partisi liderine, eğer ben bunları yapabiliyorsam, eğer bu konuda siz herhangi bir şekilde şikayetçi olursanız iktidardan yana ve sandıkta tekrar ben seçilmezsem size yapacaklarımızın önü yoktur demeye getiriyor. Bunlar neden bunu yapıyorlar? Sıkıştıkları için. Neden böyle davranıyor Recep Tayyip Erdoğan? Korktuğu için korkutmaya çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün geldiği nokta şudur. Çok açık ve net olarak. Türkiye'de 15 milyon kişi işsiz. 15 milyon kişi. Türkiye'de 3,5 milyon kişi açlık sınırının altında para kazanıyor. Türkiye'de şu anda öğrenciler mezun oldukları okuldan borçlu olarak mezun oluyorlar. Ve kadın cinayetleri, fuhuş, Türkiye'de uyuşturucu, Türkiye'de şiddet, en seviyede yönetemedikleri bir Türkiye var. Tehditle insanları susturmaya çalışıyorlar. Ama şundan herkes emin olsun. Bunun kurtuluşu var. Bunun kurtuluşunun tek çaresi sandıktır demokrasilerde. Erken seçimin muhakkak bir an önce yapılması gerekiyor. Ama bunun için Türkiye'nin dinamiklerinin korkmadan konuşabiliyor olması lazım. Baroların konuşuyor olması lazım. Sivil toplum örgütlerin konuşuyor olması lazım. Akademisyenlerin, sanatçıların, siyasetçilerin, gazetecilerin özgürce konuşuyor olması lazım. Bu gerçekten dinamikler harekete geçerlerse, korkmadan mücadele ederlerse sandık çok yakın zamanda milletimizin önüne gelecektir. Türkiye'yi yönetemeyenler de buradan çekip gidecekler. Şimdi Sayın Özkoç, biraz önce korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor dediniz. Bu son dönemde işte suç örgütü lideri Sedat Peker'in attığı bir tweette de şöyle bir not var, onu aktarmak isterim. Oluk oluk kanlarını akıtacağız. İşte bu söylem o dönem korku iklimi yaratılması gerekiyordu demişti Sedat Peker. Şimdi de farklı bir durumda değiliz. Sözlerinizden anladığım bu. Bu kez Sedat Peker eliyle değil ama daha farklı bir şekilde. Peki erken seçime gelecek olursak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık bu çağrıyı ineliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Er Meydanı dediği sandığa davet ediyor. Bir de tabii akıllarda şöyle bir durum var. Şimdi iktidarın bu kadar sıkı fıkı olduğu bu suç örgütü liderleri, iktidarın demeyelim de bazı kişilerin diyelim elbette, bu kadar sıkı fıkı ilişki içinde olduğu ortaya çıktığında bu durum akla şunu getiriyor. AKP iktidarda kalmak için acaba siyaset dışı başkaca hamlelere de girişebilir mi? Dolayısıyla seçim kadar seçimin güvenliği ve üzerinde bir şaibe olmaması da önemli. Bu konuda çalışmalarda bulunuyor musunuz acaba? Bir erken seçim olursa bu seçimlerin sağlıklı, şeffaf bir şekilde yapılabilmesi adına. Bu soruları İstanbul seçimleri olmadan önce insanlarımız çok soruyorlardı. Diyorlardı ki AKP İstanbul'u teslim etmez, Ankara'yı teslim etmez. Çok büyük kargaşa olayları çıkartır, olaylar çıkartır. İtiraz eder, bir yolunu bulur, muhakkak bu seçimleri alır diyorlardı. Ancak milletimiz gitti sandığına sahip çıktı. İyi insanların gücünün önünde hiç kimse duramaz. İyi insanlar bir araya gelirlerse, birbirleriyle vatanını, milletini seven insanlar, birbirleriyle kol kola girerek mücadele ederlerse hiçbir kötülük onun önünde duramaz. İstanbul seçimlerinde ne yaptılar? 30 bin oyla seçimi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını kabul etmediler. Dediler ki seçimleri Yüksek Seçim Kurulu'na etki ederek tekrar yenilettiler. 800 bin oy farkla seçimler tekrar alındı. İstanbul alındı, Ankara alındı, Antalya alındı, Adana alındı, Mersin alındı. Bütün büyükşehir belediyeleri, 11 büyükşehir belediyesine Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ve Millet İttifakı kazandı. İnsanlarımız asla korkmasınlar. Korkmasınlar derken insan doğal olarak korkar, çekinir, tehdit ediliyor. Sokakta insanlar öldürülüyor. Sokakta insanlara eziyet ediyorlar. Konuştu diye alıp da cezaevine koyuyorlar. Ama cesaret korkuya karşı direnme gücüdür. Biz bunu bu ülkenin kurtuluş savaşında yaptık. Millet olarak yaptık. Biz bunu tehditler altında Türkiye ekonomik olarak işgal edilmesi istendiği anlarda emperyalist ülkeler tarafından o zaman mücadele vererek yaptık ve Türkiye bir ekonomik savaşı da kazandı. Şimdi bizim yapacağımız şey yine korkmadan, yılmadan birbirimize sarılarak sandığa sahip çıkıp demokratik yöntemlerle bu insanları göndermektir. Bu insanlar tehdit edecekler. Tehdit etmelerinin tek nedeni kendi korkularıdır. Onların korkularıyla bizim korkularımız aynı değil. Onlar çiğ süt emmişler. Onlar devleti yönetirken mafyadan iç içe girmişler. Onlar terör örgütleriyle, Fethullahçı terör örgütüyle yol yürümüşler. Onlar Abdullah Öcalan'la, PKK'yla barış sürecinde meclisle değil, Abdullah Öcalan'la masaya oturmuşlar. Kandil'le masaya oturmuşlar. Onlar kendileri içerisinde çiğ süt emdikleri için mideleri ağrıyor, rahatsızlar. Bizim korkmamıza gerek yok. Biz ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Ülkemizin geleceği için bir canımız varsa feda vermeye hazırız, etmeye hazırız. Ama biz demokratik yöntemlerle, bilinçli olarak, birbirimize sarılarak bu yaşananları görüp sandığa gidip oyumuzu kullanırsak hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bunlar bilicidir. Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili tedbirleri alıyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki bir ay içerisinde erken seçim olursa bütün sandık görevlileri hazır. Bütün sandık gözlemcileri hazır. Onun haricinde sabaha kadar sandığın başında duracak avukatları, hukukçuları hazır. Gençlik kolları hazır. Kadın örgütleri hazır. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ile milletin emaneti olan sandığı korumak için sonuna kadar her türlü tedbiri almış vaziyettedir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu ülkede yurtsever savcılar, bu ülkede yurtsever devlet adamları, bu ülkede yurtsever kamu görevlileri var. Onlar da sonuna kadar Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacaklardır. Ve erkek demokratik yöntemlerde bu iktidar, bu cumhur ittifakı, mafya ittifakı reddettiği son bulacak.
Sayın Özkoç, son olarak aslında girişte biraz siz söz ettiniz ama bunu ayrıca size sormak istiyorum. Bugün ve daha önce de yine Ayasofya'daki bu skandalı ayrıca bir değerlendirmenizi almak isterim. Daha önce de olmuştu. Bugün yine benzer ifadeler işte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş değil ama başka bir ismin ağzından döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Bununla ne amaçlanmak isteniyor? İkidir aynı mesele yaşanıyor bu ülkede. Birincisi, dinimizle ilgili bir ayrıştırma içerisine girmek ve milleti karşı karşıya getirmek ve ayrıştırmak alçaklık. Kesinlikle bu ülkeye yapılabilecek en büyük şey. Bu konuda suskun olan. Yani Atatürk ayrıştırma unsuru olamaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Bugün Ayasofya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde özgürce gidilebilen, namaz kılınabilen bir yer ise Sultanahmet Camii, Türkiye'deki bütün camilerde mübarek ezanlarımız özgürce okunuyorsa bunun bir tek nedeni vardır. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları ve milletimizin can siparişine verdikleri mücadeledir. Hayatlarını vererek yaptıkları mücadeledir. Şimdi buna leke düşürmek, Cumhuriyet'in kurucularını aşağılamak, Cumhuriyet'in kurucularına cami içerisinde hakaret etmek, bunların hepsi korkunç şeylerdir ve muhakkak hesabının sorulması gereken şeylerdir. Bakın, bu Cumhuriyet Diyanet'i kuran Cumhuriyet'tir. Bu Cumhuriyet İlahiyat Fakültesini kuran Cumhuriyet'tir. Bu Cumhuriyet İmam Hatipleri açıp doğru, dürüst, bilgili imamların görev yapmasını sağlayan Cumhuriyet'tir. Şimdi bu camilerden üstelik de gündemi değiştirmek için, üstelik de çok aklınıza sığınarak söylüyorum, bir imam olarak, Allah'a karşı vazifeli bir imam olarak Cumhurbaşkanı'na yağcılık ve yalakalık yapmak için cami içerisinde bu tür sözleri söylemesi alçak bir davranıştır. Bir ikincisi şu, dinimiz, inancımız Allah'la kul arasındadır. İnancımızla bizi karşı karşıya getirmek, bizi sevgimizle birbirimize kırdırmak demektir. Biz bu ülkenin varlığı içerisinde olan bütün insanlar çocuklarını askere gönderdiklerinde siper içerisindeyken Mehmet beni koru ben çıkıyorum dediğinde o Mehmet bu fırlayan CHP'li midir? Başka bir siyasi partiye mensup mudur diye bakmıyor. Sen yürü ben senin arkandan şehadet şerbetini içeceğim deyip kendi arkadaşını koruyor. Bu ülkenin insanları kurtuluş savaşlarını böyle verdiler. Ayrışarak değil, milletçe birleşerek verdiler. Şimdi tam da Cumhuriyetimizin güçlü olması gerektiği bir dönemde, tam da birbirimize bağlı olmamız gerektiği dönemde, Türkiye'nin %95'i Müslümanken ve böyle bir tartışmamız yokken, özgürce ezan seslerini, özgürce ibadetimizi yaptığımız bu güzelim ülkede, bunu bize sağlayanlara cami içerisinden hakaret etmek alçaklıktır. Cami içerisinden bunu yapmak kendi görevini kötüye kullanmaktır. Bununla da ilgili muhakkak ilgili kişiler harekete geçmelidir. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Özkoç yayınımıza katıldığınız için.